Mersin ve Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aydıncık'ta Günler ilçesi arasında yer alan Pembecik mahallesindeki Kızılcam Ormanı'nda dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler gitti. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı. Işıklı mahallesindeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylüler sığındıkları okulda gözyaşı döktü. Öğlen yorumda buradayız. Hayvanlar ev ne durumda? Hayvan yok. Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, yaşadıklarımız tarif edilemez diyerek o anları anlattı. Tarif edecek bir duygu değil ki. Korku var, can var, mülk var. Biz burada yani kırganat geçinen bir insanız. Hani kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanız. Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca Köyü Türüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpın Ağzı Köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe Köyü'ne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpın Ağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangınla mücadele eden orman işçisi ve itfaiye ekiplerine de yemek ve içecek ikramında bulunuldu. Orman yangını ile ilgili ayrıca 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da ise Kozan ve Aladağ bölgesindeki çalışmalar devam ediyor. Kozan'daki Kızlar Sekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor. Aladağ Boztahta mahallesinde ormanlık alandaki yangın içinde çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi görev alıyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Adana Valisi Süleyman Elvan, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 20'ye yakın evin hasar gördüğünü söyledi.